Ama artık oyun bitti, anladın mı? Oyun bitti. Bu evdeki son günün. Gidiyorsun artık, hazırlan. Hiçbir gitmiyorum. Ayşe tamam ya, biraz sakin olur musun lütfen? Ama görmeliydiniz Meryem'i. Bütün gece iki gözü iki çeşme ağladı kız. Kolay mı? Hırsız diye iftira attılar kıza. Tamam, yeterince savundun arkadaşını. Ama burası bir iş yeri ve bu holdingin patronu da Levent. Onun karşısına geçip öyle istediğin gibi konuşamazsın. Cemil Bey, işimden olacağımı bilsem bile doğruyu söylemekten kaçınmam. Meryem benim arkadaşım. Öyle bir şey hayatta yapmaz. Tamam ama artık bu konu burada kapansın, olur mu? İşimize dönmemiz lazım. Buradan başlayalım. Oğlum kim yaptı bunu sana, söylesene. Ay senin inadına. Polislik bir mesele mi? Onu söyle bari. Aynen. Bak bir önlem falan almamız gerekiyorsa önden hazırlığımızı yapalım. Burayı polis basarsa Tekin abi seni daha kötü yapar bilesin. Ters o işlere falan mı bulaştın yoksa? Ha? Aynasızlar mı peşinde? Ha? Konuşsana oğlum, çıldırtma insanı. Konuşmayacak bu. Ne hali varsa görsün. Başımızı belaya sokmasın da. Bu halde işe falan da çıkamaz. Zıbar yat bari bugün. Ne bakıyorsunuz, siz de filmi çeviriyoruz ha? Toplayın zerzevatlarınızı, hadi işe, hadi. Kaçak bulunduğuna göre ben de kaçayım ha. İşlere güçlere bakayım. Sen de iyice yat dinlen ama, tamam mı? Hadi. Çok yanıyor mu? İstediğim şeyler var mı? Karnın aç mı? Bir şeyler yedin mi? İstersen yandaki pastaneden sıcak bir poğaça kapar gelirim. Tost alırız istersen. Tabii ya. Çıkın paraları, çıkın. Ben buna tostun kırılımı yaptırırım. Ne yapsak boş. Yürüyün hadi. Thank you.
Bunlar güzel olmuş. Meryem? Ne bu var? Neden be? Çekil şuradan. Nasıl güvenliksiniz siz? Tamam, kapat. Senin ne işin var burada? Sizin adalet anlayışınız bu mu? Sahte deliller koyarak insanlara iftira atmak mı? Bu paralar benim değil. Eşyalarımın içine kim koyduysa ona verirsiniz. Hırsız değilim ben. Kimsenin hiçbir şeyini çalmadım. Ya bu kadar kolay mı? Bir insanı anlamadan, dinlemeden suçlamak bu kadar kolay mı? Üstelik bana bir kere bile sormadınız. Yaptın mı bile demediniz. Hırsız dediniz. Sırf bu paralar... Bu paralar senin odanda, senin eşyaların arasında bulunuyor. Hem de ne tesadüftür ki o broş çalındıktan hemen sonra bulundu. Bunu nasıl açıklayacaksın peki? Gerçi senin her şey cevabın olduğu gibi bunu da kılıfına uydurursun sen. Ömer'in üstüne yemin ederim bu paralar benim değil. Yemin edersin tabii. Yemin etmek senin için yemek yemek, su içmek, nefes almak gibi bir şey. Neden biliyor musun? Çünkü senin için tek değerli şey para. Para için her şeyi yaparsın sen. Yazık. Siz benim hakkımda hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ben iftiraya uğradım. Gözyaşlarını kendine sakla. Bazı şeyleri ağlayarak yapmaya alışmışsın. Ama beni bu şekilde etkileyebileceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Sen ve senin gibiler necisiniz biliyor musun? Başkalarının alın teriyle kazandığı paralara göz dikmiş asalaklarsınız. Hakkımda ne düşünürseniz düşünün, umurumda bile değil. Siz bana inanmasanız da ben doğruyu söylüyorum. Ben hırsız değilim. Hırsız değilim. Ona hırsız olmadığımı anlatmaya geldim ama öyle şeyler söyledi ki içime oturdu Ayşe. Çok canım yandı. Tamam sakin ol. Üzülme bu kadar. Hadi içeri geçelim. İnanmadı bana. İnanmayacak. Ömrünün sonuna kadar beni suçlayacak. Ayşe, benim gitmem lazım. Meryem.
Levent Bey, gelebilir miyim? Çok zamanım yok. Bakın, çok kısa bir şey söyleyeceğim size. Bakın, daha önce de söyledim. Yemin ederim ki Meryem suçsuz. O hırsızlık yapacak biri değil. Aç kalma pahasına, sokakta yatma pahasına böyle bir şey yapmaz Meryem. Buraya sadece sizi ilgilendiren konular için gelin. Peki Levent Bey. Hakkımda ne düşünürseniz düşünün, umurumda bile değil. Siz bana inanmasanız da ben doğruyu söylüyorum. Ben hırsız değilim. Alo. Neredesin? Şirketin arka sokağındayım. Bekle hemen orada. Geliyorum. Ablama bir şey olmasın. Ne olur. İyi olacak kızım. İyi olacak. Göreceksin. Meçteme ne diyeceğiz? Of, bilmiyorum. Bilmiyorum. İnan bilmiyorum. İsterseniz ben Levent Bey'i arayayım. O söylesin. Çok iyi olur. Bahadır alsın gelsin ama bir şey söylemesin. Tamam ya. Levent Bey. Evet. Konuşabilir miyiz? İşim var, daha sonra. Bence işin neyse onu ertele. Çünkü önemli bir konu. Neymiş bu önemli olan? Buyurun odama geçelim. Böyle ayaküstü konuşmayalım. Önemli dedim ya. Efendim Yaşar. Ne? Nasıl durumu? Neredesiniz şimdi? Tamam tamam. Hemen geliyorum ben. Abime sakın bir şey söylemeyin. Ben onu alıp geliyorum. Hayırdır? Kötü bir şey mi olmuş? Bir daha olmayacak. Meryem'le iplerinizi öyle bir koparacağım ki. Hatta o ipleri kendi ellerimle keseceğim. Beni dinlemeye mi karar verdi? O yüzden mi aradı acaba? Efendim Ayşe. Meryem. Nasılsın canım? Çıkarken çok kötüydün. İyiyim. Levent Bey aradı. Bekle geliyorum dedi. Onu bekliyorum. Levent Bey mi aradı? Belki pişman olmuştur. Ondan aramıştır. İnşallah. Pişman olmasa da olur. Hakaret etmesin. Beni dinlesin yeter. Görüşürüz. İşte bu ya. İç pazarda payımız bayağı artmış. Ah, müthiş. Hah abi. Levent'ciğim ben de seni arayacaktım. Raporları gördün mü? İç pazarda pazar payımız epey artmış. Abi şimdi bırak onları, ben sana bir şey söyleyeceğim. Ama sakin kalacaksın, tamam mı? Ne? Ne oldu? Hülya, Hülya bir kaza geçirmiş. Şimdi hastanedelermiş. Seninle oraya gideceğiz. Ne? Çalıyor mu? Çalıyor, çalıyor. Al. Alo Yaşar oğlum, neredesiniz?
Hülya Hanım iyi mi? Ay Allah'ım sen koru. Hülya teyze hasta mı? Çok mu umrunda Hülya teyzen? Kadına yapmadığınız kalmadı zaten. Ben bir şey yapmadım ki. Öf, tamam laf yetiştirme bana. Allah bu insanların yüzüne baksın. Daha gencecik kadın. Masa düştü o merdivenlerden öyle. Kim bilir. Sen acıkmadın mı? Ablam gelince onu yiyeceğim. Ablam bir daha buraya zor gelir. Gelmeyecek mi ablam? Aslı kendine gel. Aslı ablan öyle demek istemedi kuzum. Ablam gittim. Olur mu öyle şey canım? İşini bitirecek, ondan sonra gelecek. Çok üzüldüm ama. Keşke o son oyuna girmeseydim. Çok kaybettim be. Kaba kaba elimde Neriman'ın parası kaldı. Ya bir el daha mı oynasam acaba? Belki şansım döner. Sen gitmedin mi hala Durmuş? Ya bir el daha oynayacağım ben abi ya. Allah Allah. Bütün sermayeni yedik sandık. Var mı para? Sabah bir bu kadar harcadın zaten. Gömü mü buldun Durmuş? Hayırdır? Yok ya. Ayıptır söylemesi. Memlekette bir arazi vardı. Onu satıp sağladık. İşte keyfini sürüyoruz şimdi de. Eyvallah. Parası olana kapımız açık aslanım. Geç içeri. Dilediğin gibi oyna. Sıkışırsan çocuklar kredi de verir. Hiç çekinme iste. Haber veriyorum onlara. Hadi şeytanın bol olsun. Eyvallah abi. Sağ ol. Durmuş abiniz geliyor. Her türlü kredi açık, anlaşıldı mı? Tamamdır. Allah Allah. Ne işler çeviriyor bu herif ya? Neyse, yakında çıkar kokusu. Ameliyat çok sürer mi? Bilmiyorum ki kızım. İnşallah kısa sürer. Aman sağlıkla çıksın da. Oh, Allah'ım sen yardım et Hülya'ya. Ah ablam ya. Hülya. Hülya burada mı? Evet oğlum. Abi ameliyathaneye giremezsin. Bir sakin ol lütfen. Yavrum çok zor biliyorum ama sabırla sükunetle beklememiz lazım. Anne burası oldu? Melis. Ben bilmiyorum. Ayşe annem de yerde yatıyordu. Merdivenlerden mi düştü? Allah'ım sen yardım et. Abi gel şöyle oturalım. Hadi. Güzel kız.
neden gelmedi ki? Ya yine ters konuşursa? Asla dinlemeyeceksin beni. Asla inanmayacaksın. Boşuna umutlandım. Ha Neroş, baksana bir. Ha, ne var, ne oldu? Bugün Durmuş'u gördüm. Bil bakalım nerede? Nerede? Kumarhaneci Kesik Selim var ya, onun mekanından çıkarken gördüm. Yani haberin olsun. Allah Allah, parayı nereden buldu acaba? Vallahi ben orasını burasını bilmem. Ama bir işler çevirdiği kesin. Aman bana ne be. Beni yolmadıktan sonra kim yiyorlarsa olsun beni ilgilendirmez. Ne halt yerse yesin. Eyvallah eyvallah, ben söyleyeyim de benden çıksın. Gerisi senin bileceğin iş. Ama yine de dikkatli ol. Niye kalktın masadan? Param mı bitti? Ben bizim çocuklara söyledim, sana kredi açacaklardı. Açtılar abi, sağ olsunlar. Bayağı bir kredi açtılar. Efendim? Evet, şu an karşımda. Anladım. Tamam, tamam. Sağlam borç yapmışsın Durmuş. Biliyorsun, arkadaşlık başka, neyse. Şimdi senden şöyle bir şey yapacağız. Sen bize olan borcunu haftadan haftaya ödeyeceksin. Anlaştık mı? Anlaştık abi, olur tabii öderim. Sen merak etme, hallederim yani. Halletsen iyi olur aslanım. Yoksa biliyorsun ne olacağını. Efendim? Tamam. Ben bu parayı nereden bulacağım şimdi? Allah'ın belası Meryem. İşsiz, güçsüz. Dirmanım yarasında yedik. Şimdi borç ver desem sırrını koklatmaz. Biraz bahçeye çıkalım mı oğlum? Karımı bırakamam. Geçmiş olsun. Hoş geldin. Nasıl olmuş? Merdivenlerden düşmüş. Hadi ya. Ameliyatta mı şimdi? Evet. Ben de seni aradım. Ulaşamayınca evi arayayım dedim. Aysel abla burada olduğunu söyledi. Beni mi aradın? Nerede ki telefonun? Yaşar. Telefonum arabada mı? Bakar mısın? Tabii Levent Bey. Geçmiş olsun. Çıktım.
Mustafa Bey. Karım nasıl? Nerede? Bize iyi bir şey söyleyin ne olur. Sakin olun. Açıklayacağım. Hülya Hanım beyin kanaması olgusuyla geldi. Ama ameliyatı iyi geçti. Şükür. Çok şükür. Ancak hasta uyandırıldığında oluşabilecek tabloyu bilemiyorum. Bu ne demek doktor bey? Bu tür ameliyatlarda hastada felç kalma riski olabilir. Hafıza problemi olabilir. Konuşma problemi olabilir. Ancak bunlar olmayabilirdi. Bekleyip göreceğiz. Karım ne zaman uyandırılacak doktor bey? 24 saat içinde. Sizlerin burada bekleyip yapabilecek bir şeyiniz yok. Evinize gitmenizi tavsiye ederim. Geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkür ederiz. Abi. Hadi abi. Bak doktoru duydun. Gitmeyeceğim. Değil 24 saat, 1000 saat beklemem gerekse bile burada kalacağım. Ah abla. Bir rahat durmadın. İyi mi oldu şimdi? İyi misin? Değilim Levent. Hiç iyi değilim. Nereye? Ablama resim yapacağım. Aman koş. Salak şey. Gelip Hülya Hanım'a hayatı zindan ettiniz. Ulan gibi sen de defolup gidersin inşallah. Levent Bey, buyurun telefonunuz. Sağ ol Yaşar. Kızı da unuttum. Cümleten geçmiş olsun. Hayırdır? Şirkette duydum. Koşa koşa geldim. Bahadır, Hülya Hanım nasıl, iyi mi? Ameliyattan yeni çıktı. Bekleyeceğiz. İnşallah hayırlı bir haber çıkar. Annem, efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bu bey kim? Bir tanıdık anne. Arada bir şirkete gelip bize yardımcı oluyor. Ziyaretin için teşekkürler. Şimdi izin verirsen. İşe bak, ben de tam Hülya Hanım'ı arayacaktım bugün. Bu çalınan çok değerli broşla ilgili yapabileceğim bir şey var mı diye soracaktım. Ne gibi bir şey? Meryem'in broşu okuttuğu yeri bulmak gibi mesela. Hani benim de kendime göre bir çevrem var ya. Gerek yok. Nasıl gerek yok? O kadar evinizi açtınız, güvendiniz ama Meryem'in yaptığı nankörlüğe bak. Çok üzücü. Çok. Yani ne yapacaksın işte? Huylu huyundan vazgeçmiyor değil mi? Yani bunda senin de bir suçun yok değil mi? Ne demeye çalışıyorsun? Armut diyorum Levent. Dibine düşermiş. Seninkiler ailecek tokatçı. Ailecek. Dillerimiz aynı değil. Açık konuş benim. Aslında aynı. Ama arada nüanslar var. Ama istersen ortak bir dilde de konuşabilirim seninle. Yani özetle diyorum ki Meryem iyi bir hırsızdır. Çünkü kendisi çekirdekten yetişmedir.
Babasıyla halasının öğrencisidir kendisi. Babası mı? Evet. Durmuş babası. Yoksa sen Meryem'in bir babası olduğunu bilmiyor muydun? Kız haklı tabii. Babası bir içeride, bir dışarıda. Hapishaneyi yol yapmış kendine. Yani benim de böyle bir babam olsaydı kimseye bahsetmezdim. Neyse. Uzun lafın kısası, Meryem'in iyi bir hırsız olmaktan başka bir şansı yoktu. Ne demişler? Doğduğun, büyüdüğün yer neresiyse o sensin. Coğrafya kaderindir. Değil mi Levent? Hadi geçmiş olsun. Tekrar geçmiş olsun. Yemek senin için yemek yemek, su içmek, nefes almak gibi bir şey. Neden biliyor musun? Çünkü senin için tek değerli şey para. Para için her şeyi yaparsın sen. Yazık. Sandığın gibi biri değilim ben. Keşke bir kez olsun beni dinleseydin. Geldin mi banker kızım? Anlamadım. Anlamazsın tabii. Anlamazsın. Senin tuzun kuru. Niye anlayacaksın ki? Mesele yine para mı? Evet. Para meselesi. Başka mesele mi var kızım? Ha? Başka mesele mi var? Evdeki bir tovar parayı alıp götürüyorsun. Bak. Bak bak bak. Gördün mü? Gördün mü? Senin yüzünden cep ağa bağladı. İş yok, güç yok. Ha? Para yok. Nasıl kaynayacak bu kazan? Merak etme baba, ben en kısa zamanda iş bulacağım. Ha, bulacaksın öyle mi? Hadi git bul. Bul hadi. Bul. Yürü git bul. Baba ne olur yapma. Ya ne düşündüğünü bir anlayabilsem. Evdeki parayı götürüyorsun. İşten ayrılıyorsun. Bana bak. Şafak atmaya başladı ha. Gebertirme kendini. Merak etme, ben bulacağım bir iş. En kısa zamanda bulacağım, söz. Ne en kısa zamanı be? Ne en kısa zamanı? Hemen bulacaksın. Hemen bulacaksın. Haftalığında peşin alacaksın. Hatta alan salacaksın. Getirip ağzına koyacaksın. Anlatma. Kardeşim. Ne dedi o adam sana? Meryem'in ailesini anlattı. Ailesini mi? Kimmiş ki? Profesyonel hırsızlarmış. Ne? Meryem elinde paralarla geliyor. Ben hırsız değilim diyor, yeminler ediyor. Sonra Tekin geliyor, başka bir şey anlatıyor. Ya bu nasıl bir hikaye böyle? Ya bunların hepsi tezgahsa? Ya başka bir oyunun içindeysem? Bana bu adamı araştırmanı istiyorum. Kimdir, nedir, ne değildir öğrenmeni istiyorum Cemil. Tamam. Hiç merak etme. Her şeyi öğreneceğim. Ne yapıyorsun sen? Resim. Ablam için.
Ablan gelecek mi ki? Ablan teyze gelecek dedi. Sen üzülme diye demiştir. Ablan gelmeyecek. Hayır, gelecek. Yok, gelmeyecek. Ablam buradan kovuldu. Hayatta gelemez. Hayır, gelecek. Sana daha kaç defa söyleyeceğim. Gelmeyecek ablan. Gelmeyecek. Ha, çok görmek istiyorsan sen gidebilirsin. Git, bir daha da gelme. Hem ablan da seni bekliyor zaten. Ya, beni mi bekliyor? Nerede bekliyor ki? Of, yordum be çocuk. Hani şu dışarıda elma ağaçları var ya, orada. Beni mi bekliyor? Evet Ömer Bey, elma ağaçlarının orada seni bekliyor. Hasar kalıp kalmayacağı sonra belli olacakmış, öyle mi? İnşallah iyi haberler alırım hanımım. İnşallah. Tamam hanımım, ben hemen bir şeyler hazırlayıp göndereceğim. Allah yardımcınız olsun. Ne olmuş anne? Ameliyat iyi geçmiş de doktor hasar kalabilir demiş. Ya. İnşallah olmaz öyle bir şey. İnşallah kadıncağız sağ salim evine döner. Bu gece kalabilirlermiş. Olivia Hanım bir şeyler istedi. Gideyim onları hazırlayayım ben. Acaba Hülya Hanım'ın Melis'in ittiğini duysalar ne yaparlar? Aha. Peki. Teşekkür ederim. Ne oldu? Doğru mu söylüyormuş Tekin? Kahretsin. Affet beni. Hoş geldin canım. Hoş buldum. Ver canım. Üzülme artık Meryem. Levent Bey gelemedi işte. Sen nereden biliyorsun gelemediğini? Aa, senin haberin yok. Ne oldu Ayşe? Hülya Hanım kaza geçirmiş. Hepsi hastanedeler. Aa, nasılmış peki, ciddi bir şey var mı? Galiba. Saatlerdir ameliyattaymış. Ah yazık. İnşallah kötü bir şey olmaz. İnşallah. Demek o yüzden aramadı Levent Bey. Gelmedi de. Nasıl arasın ki bu kadar olayın içinde? Ben haberim var sanıyordum. Yoksa haber verirdim sana. Ayşe, acaba ben mi arasam geçmiş olsun demek için? Bilmiyorum ki. Neyse, ben de şunları götüreyim içeri. Tamam canım. Aa, Levent Bey arıyor. Alo? Levent Bey, çok geçmiş olsun. Ben biraz önce duydum. Gerçekten çok üzüldüm. Görüşmemiz lazım. Neredeysen oraya geleceğim. Tamam. Ben konum gönderirim size. Gitmek zorunda değilsin kardeşim. Zaten ortalık karışık. İyice sinirlerin bozulmasın. Bitti artık Cemil. Yeter. Onu hemen şimdi hayatımdan çıkaracağım. Ne kadar erken çıkarırsam o kadar iyi. Bu en başta çocuk için. Anlıyorum seni. Anlıyorum da şu Tekin keşke aklı çıkmasaydı ya. O da, Sefil ailesi de umurumda bile değil.
benim için tek önemli bir kişi var. O da Ömer. Bir daha asla onların eline düşmeyecek. Buna izin vermeyeceğim. Sen mi buldun Hülya'yı? Nasıl oldu peki, gördün mü? Hayır, ben sesi duydum. Sonra aşağı indim de yerde yatıyordu. Canım benim ya. Ya ne oluyor? Açsın artık gözünü ya, dayanamıyorum. Benim biraz işim var. Bir saat sonra dönerim. Telefonun yanında mı? Yanımda abi. Ama aklına sakın kötü bir şey getirme. Hülya'ya bir şey olmayacak. İnşallah. Bir şey isterseniz arayın. Görüşürüz anneciğim. Görüşürüz oğlum.